Merhaba, bugün çok özel bir konuğum var. Bugün biraz konumuzun dışına çıktığımızda bir gün. Bugün Longevity'den bahsedeceğiz. Doktor Ayşegül Çoruhlu konuğum. Son kitabı hakkında konuşacak. Longevity planı. İnsan ömrü uzar mı? Ne kadar uzar? Uzaması için ne yapmamız lazım? Mekanizmayı bozmamak için neler yapılmalı? Biraz onlardan konuşacağız. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Emre. Sefalar getirdiniz. Bugün çok değişik konulardan bahsedeceğiz ama önce biraz kendinizden bahseder misiniz? Yani bu Longevity, işte tıp, doktorluk, birçok şeyi bir arada yapıyorsunuz. Tıp fakültesi mezunuyum. Tamam. Biyokimya ihtisasım var. Biyokimya ihtisası yapanlar normalde laboratuvarlarda yapılan her türlü testi kontrol eden uzmanlardır. Yani normalde bir laboratuvarın içinde olmam gerekirdi ve öyle çalıştım bir süre. Fakat daha sonra biyokimyanın izin verdiği şey olan hani hücre biyokimyası, bütün metabolizma, ince ayrıntılar falan uzmanlık alanım olunca kendi ilgim olarak da zaten hep bu sistem nasıl çalışıyor, nasıl bozuluyor ya merak sardım. Bu insan dedi, vücudu sistem derken neyi kastediyor? Yani evet. Biz o kadar hakim olmalı sistem. Evet. Evet. Biyokimya, insan hücre biyokimyası. Nasıl çalışıyor, nasıl bozuluyor? Bu benim kendi merakımı çeken bir şeydi zaten. Ve bununla ilgili eğitim alacak çok yer yok aslında. Ve ben kendi kendime, Amerika'da birkaç grup var, 40 senelik dernekler. Onların toplantılarına gidip gelerek bu işi takip ediyordum. O zaman bu yaklaşımın adı, yani niye yaşlanıyoruz ve bununla nasıl baş edebiliriz konusunun adı anti-aging. Sonra bu terim biraz sulandı açıkçası. Ama bu bir dediğim 99-2000 yılından sulandı başlıyor. Sulandı derken? Şöyle oldu yani içeriğini kaybetti, anlamsızlaştı. Meditasyonla falan mı yapmaya çalıştı? Yok yani mesela her şey o laf kullanılmaya başlandı. Yani anti-aging, oje falan bile oldu yani. Dolayısıyla içi biraz boşaldı terim olarak. Ama gene de özü aynı şeyi anlatır. Sonra 99-2000 bu tarihler olmuş 25 sene. 25 senedir benim odam hasta olmakla ilgili değil. Normalde örneğin 50 yaşındaki bir hücre ile 20 yaşındaki bir hücre arasında ne fark var? Niye bir yaşlanma yolu var? O yol yavaşlatılabilir mi? Yani neden nüfus kağıdındaki yaşla biyolojik yaş aynı olsun ki tıbbi olarak biyolojik yaş geride kalabilir? Hücrenin yaşlanma sürecini geri çevirmeye çalışıyorsunuz. Evet. Bununla ilgili olarak beslenme olabilir, takviyeler olabilir, o moleküler yolakları öğrenmek olabilir. Bunları bayağı İşte 25 yıldır ve bu sarmış durumdayım. Laboratuvarda yapılan bir şey. Ben çalışırken oradaki yani benim eğitimim laboratuvar testleri üstüne ya. Hı-hı. Ve laboratuvar testleri kanınızdaki, hücrenizdeki, işte beyin omurilik safhasındaki, idrardaki her şeyi ölçmek üstüne olduğu için moleküler yolaklar denen şeyleri öğrenmeye müsait. Yani benim eğitimim aslında o. Şimdi o alt bilgi olunca da dönüp dünyada bu konuda ne yapılıyor diye çalışmaları okumak ve anlamak benim için kolay oldu. Yani ben laboratuvarda bir şey yapıyordan çok dünyada ne yapıldığını çok yakın takip edebildim. O literatürü kavrayabilecek bir altyapım vardı. Ve dediğim gibi yıllarca okuyarak, yıllarca toplantılara, kongrelere katılarak falan çok büyük bir data biriktirmiş oldum ister istemez. Ve benim zaten ilgi alanımdı. Sonra sizin bildiğiniz hani 2012'den sonra bugüne kadar 6 ayrı kitap yazıldı. Aslında o kitaplar hep hücre biyokimyası temelinde beslenmeyi, uykuyu, bağışıklığı, mitokondriyi ve şimdi en son kitapta da hani uzun yaşama mantığını anlatan kitaplardır. Bu anti-aging diye bahsettiğim 25 sene önceki terim şu anda son 5 yıldır longevity diye bir terimle yer değiştirdi. Longevity'nin de bu şekilde kullanılmasının sebebi bütün uluslararası arenada da böyle kullanılıyor ve şunu demek istiyor. Konumuz hastalık değil, konumuz bir şeyi tedavi etmek değil. Konumuz normal insan ömrünü yani normal zannettiğimiz bize normal gibi gözüken ortalama insan ömrünü uzatmak ve o ömrün de sadece uzamış olması yetmez, o güne kadar da çok daha sağlıklı olmak. Yani sanki ortalama insan ömrü 75 ise onu 105 yapmak ama 105'e kadar da 50 yaşındaymış gibi durmak. Yani yaşlılığı uzatmıyorsunuz. İnsanın yaşlanmasını yavaşlatıyorsunuz. Kazandırdığınız zaman her yaşa az çok eşit dağılacak. Evet. Yani 40'larım da benim 10 değil 20 sene sürecek. Eğer evet. Ömrüm. Bilim öyle bir yerde ki fark ediyorsunuz. Mesela şimdiki 50'ler eski 50'lere benzemiyor. Bir de 90 yaşında film çekiyor adam. Yani. Evet. Demek ki beyni. Evet. İşte bunlarla ilgili çalışmalar çok ilerledi. Yani neden ilerledi? Çünkü işte tamam bütün bilim ilerledi. Dünyanın her tarafında bunlar yapılıyor. Yapay zeka ile bir sürü şey analiz ediyor falan filan. Çok hızlandı. Ve böyle geometrik denir ya, bir yıldan bir yıla katlanarak artıyor. Yani sen 20 yılda yaptığın çalışma çabasını bir bakıyorsun 2 yılda halledebiliyorsun. Şimdi bir sürü teknoloji var, yapay zeka var. Dolayısıyla bilgi çok birikti ve şeyin kokusu çok yaklaştı. Bir sürü çalışmada gerçekten de biyolojik yaşlanmayı yavaşlatıldığına dair bir sürü konu var. Her organ bazında olabilir. Bu cilt olabilir, karaciğer olabilir, beyin olabilir, damarlar olabilir. Herkes bir şeyle ilgileniyor. Hücre onun özü zaten değil mi? Hücre onun özü.
öyle. Nerenin hücresi ise oranın hücresi. Ve bir kere yaşlandı mı, bir kere o hatayı yani yaşlandırdığımız yerden geri dönemiyoruz gibi. Dönebilir miyiz? Daha işte asıl heyecan orada. Ben gençleşebilir miyim yani? Gençleşebilirsiniz. Bunun için biraz daha beklemeniz lazım. Hani böyle bir yuvarlak giriş oldu ama hani tam böyle hedefe yönelik bir konuşma yapalım, nasıl gençleşiliyor diye. Zaten daha yeni bir bu konuda ilaç araştırmaları yapan bir uluslararası kongreden geldim. Hani bütün ilaç firmaları falan da artık bu işlere meraklı. Yani Alzheimer'ı tedavi etmekte, ilaç aramakta çok uğraştık. Biz Alzheimer olan yaşlar olan 70 ve yukarısına biyolojik olarak gitmeyelim bir tedavi edelim gibi bir mantık var aslında. Konuda geliyorum gençleşme işine. En etkileyici olanı herhangi bir yaştaki herhangi bir dokunun hücresini alabiliyorlar. Şimdi bu hücre bilgi olarak kaç yaşında olduğunu, nereye ait bir hücre olduğunu, kimin hücresi olduğunu biliyor. Üstünde böyle kimlik var. Ayşe Gücoğlu'nun hücresiyim, 55 yaşındayım ve göz hücresiyim, değil mi? Görevim bu. Bunun üzerindeki, şimdi içinde DNA'sı var ama dışında da DNA'yı etkileyen başka faktörler var. Ve o faktörler aslında ana DNA'nın verimini de azaltıyor. Yeni yaklaşım şu. Deniyor ki aslında bizim yazılımımız kendisinde bir problem yok. O hep genç kalabilir. Fakat yazılımı okumakta bir problem var. Tıpkı bir plağın bozuldukça, yani tekrar tekrar çaldıkça cızırtı etmesi gibi. Hani background ses gibi bir şey. Dolayısıyla bu bir informasyon problemidir. Yani ana merkezle kumandanın iletileceği yerde bir arka plan gürültüsü var. Aslında her seferinde doğru iletişim olmuş olsa o gençleşme olabilir. Bu informasyonda hata yaşlanmanın sebebidir. Teorisine bağlı olarak yapılan şey zaten şu. O bahsettiğim 55 yaş Ayşe Gücoğlu'nun göz hücresiyim hücresine değişik proteinler bir araya konularak bir takım işlemlerden geçilerek o hücrenin üzerindeki kimlik tutuluyor. Hala Ayşe Gücoğlu'nun hücresiyim. Hala göz hücresiyim. Fakat 55 yerine 35 yaptırabiliyorlar onu. Yani bir nevi manipüle ediyorsunuz evet, hücreyi. Evet manipüle ediyorsunuz. Beyin hücreleri nasıl anlaşır? Ne yollar? Protein mi yollar? Şey mi yollar? Hiç bilmediğim için ben. Şimdi beyin de hücre. Her taraf olabilir. Bir hücrenin kendisinden bahsediyorum. Bir hücre kim olduğunu, ne olduğunu, ne hücresi olduğunu, kaç yaşında olduğunu bilir. Buna hücrenin informasyonu yani hücre kendi hakkında bilgiye sahip. Fakat işte zaman içerisinde yaşlanmışlık da bunun iz düşümü oluyor. Teori diyor ki aslında orijinal tıpkı anne babadan oluştuğumuz o ilk hücre, ilk kök hücre gibi biz böyle zamanın sıfırıncı günü kadar iyileşme potansiyeline sahibiz. Ama en sondaki hücreyi kök hücreye döndürmekte problem olduğu için o zaman çünkü Ayşegül hücresi olduğunu da unutuyor. Kök hücrelerin kimliği yok. En iyi şey şu anda 55'i 35'e, 55'i 25'e, 55'i 40'a çevirmek. Benjamin Button gibi bir şey çıkıyor ama şimdi, bir nokta kök hücre olacaksa oradan sonra yapamıyorsunuz. Kök hücreye yapmıyorlar. Zamanda geri çekiyorlar. Yani ortada bir yere getiriyorlar. Tabii büyüyen adam da küçülmüyor herhalde ama yani. Şunun gibi oluyor. Mesela görme yaşa bağlı bozulduysa görmeyi düzeltebiliyor. Mesela kör farelerin yaşlanmaya bağlı kör fareler gözlerini düzeltmek mümkün. Yaşlanmış bir cildi geriye çevirmek mümkün. Hastalıklar olarak düşünmeyelim de yaşlılığın devamında olan şeyler olarak düşünelim. Şöyle düşünün. 55 yıldır bütün yaşam şartları, yediklerim, içtiklerim, uyuduğum, uyumadığım, stresim, işte hava kirliliği her şey benim üzerime bir etki bırakıyor. Bu etkiler de benim ana bilgi DNA'mla onun işlenmesi arasında bir diyalog kopukluğu yaratıyor. Aynen kötü çalan cızırtılı plak dedik. Bu yöntem o plağı sıvıyor gibi düşünün. Yani kötü müzik çalan plağı tekrardan parlak sese döndürüyor diye düşünün. IPS deniyor bunu hani şeyi bu kısaltması IPS diye bir yöntem. Bunu şunun için anlattım. Başka bir sürü şey var. Bu en çok heyecanlandıran insanları ve en çok bize total gençliği sağlamakla ilgili umut bağladığımız şey. Neden önemli? Mesela bu konuda en bilinen ve çalışan laboratuvarın adı Altos'tur. Ve bu laboratuvar Jeff Bezos'un da böyle $300 milyon yatırım yaptığı birkaç sene önce bir laboratuvardır. Ve herkes dönüp oraya baktı. Biliyorsunuz geçen Putin bile bu yaşlanmaya karşı bir şey bulun diye kendi bilim adamlarına bir emir verdi yani. Onun için bu sadece bir örnek. Başka bir sürü heyecanlı örnekler var. Mesela son kongreden şöyle bir örnek vereyim. Yine New York'tan Rus asıllı çok saygın bir bilim kadının yaptığı bir çalışma. Tabii bunun elinde her türlü imkan var. Yarasalar üzerine çalışıyor. Yarasalar işte niye uzun yaşıyorlar, hastalanmıyorlar, ne oluyor bunlara diye. Onların bu özelliklerini sağlayan proteinleri tek tek ayrıştırıyor. O proteinleri bulduk. Bu proteinler yüzünden yarasalar bu kadar güçlü. Sonra o proteinleri insan dokusu benzeri dokulara eklediklerinde yani insan dokularının da o potansiyele sahip olduğunu görüyorlar. Yani yarasa yaşatan protein bizde daha fazla yaşatabilir. Yaşatabilir. Hatta böyle kalabalık bir toplantıydı. Ben kendimi tutamadım. Hani İngilizce yani Batman gerçek yani, dedim. Batman gerçek yani öyle söyleyeyim. Bu da
kadar heyecan vericiydi. Yani bunlar daha şu kadarı ama bunlar ilerleyecek ve bir sürü şey sağlanacak. Mesela nanobotlar var. Nanobotları koyduğunuzda teşhis bambaşka olabiliyor. Tümör hücrelerini yakalayabiliyorlar. Yine bizim bu Moderna aşısını yapan ekip ve başkaları da işte gene mRNA teknolojisini kullanarak immün sistemin yaşlandığı için o da yaşlı hücreyi bulamama halini düzeltip, gerçi onlar kanser için çalışıyorlar da biz yaşlanmadan konuşuyoruz. Bir yaşlı hücre normalde işte ben 20'mde de bir tane hücrem yaşlanabilir ama immün sistemi onu yakalar. İlerledikçe yaşlı hücreler yakalayıp artıyor. Yakalayıp öldürüyor mu onu? Evet. Yani bu benim işime yaramıyor diyor. Onu temizliyor. Yiyor öyle söyleyeyim. Fakat yaş ilerledikçe immün sistem de kendi yaşlandığı için artık birbirlerini göremiyorlar dedim ya. Bir informasyon kopukluğu oluyor. Herkesin ya birbirini... Evrimsel olarak ölmeye programlı mıyız o zaman? Öyle anlıyorum. Ya zaten bir vücutta bir noktaya geliyor. Söyleyeyim çoğalıyor. Onun da ne olduğunu. Önce şunu bağlayayım. Bu yaşlanmış hücreyi yakalayamayan yaşlanmışlık hali, immün sistemin yaşlanmışlık haline tıpkı immünoterapi gibi bir şey bu. Diyor ki bak bu yaşlı hücreyi anlatan protein. Sen bunu nerede görürsen immün sistemi eğitiyor önden. Yani immün sistemimizi alıyor, önden eğitiyor. Bu diyor yaşlanmış proteindir. Bunu nerede görürsen yakala. Geri verdiğinde o sadece gidip sizin yaşlı hücrenizi yakalıyor. Yani yaşlanma aşısı gibi bir şey oluyor. Anlatabiliyor muyum? Bağlayayım. Yaşlanmaya programlı mıyız? Evet. Aslında biraz öyle. Fakat burada şöyle bir haksızlık var. Normalen bizim 122,5 yaşına kadar yaşama hakkımız var. Bunu biz nereden biliyoruz? Yeni vefat etti. Dr. Heifelig'in bir çalışması. O çalışmada her hücrenin, yani her organın ayrı ayrı hücrenin bir tür replikasyon kapasitesi var. Yani bozulunca yenisi gelsin, bozulunca yeni gelsin. Uzun çalışsın, bozulunca yenisi gelsin. Bu tamir işi var ya, hep konuşulur işte. Hücrelerimiz aynı değil, değişiyor, menşiyor. Her organ farklı zamanda. O işte recycle oluyor değil mi? Değişiyor. Bu limiti biz hiç kötü harcamasa, yani çok maksimumda her hücrenin kapasitesini böyle pırıl pırıl kullanabilsek 122,5 yaş cepte bizim hakkımız olan şey o. Fakat şu anda işte yaş ortalamasına bakınca uzasa bile daha o hakkı kullanamıyoruz. Yani onun için bu konuşmalara fantezi gibi bakmayın. Hiç değilse genetik hakkımızı kurtarmak olarak bakmamız lazım. Fantezi gibi gözükmüyor ama zaten. Yani. Evet. Çünkü ortalama çağda 40-50 olan insan, hadi aşılar, aşısız 50-55 olacak insan yaşı bugün 80'e falan çıktı. Belli ki evet. Bir şeyler gelişiyor yani. Çıktı. Ama gene de hastalıklar söz konusu. Gene de işte kanser, Alzheimer falan bunların hepsi söz konusu. Bu uzadıkça kanser daha çok gözükmez mi? Oraya gelemeden ölüyordu insanlar resmen. Doğru. Yalnız. Ama eğer normal zannettiğimiz o sürecin yıpratmasına izin verirsen uzadıkça olasılıklar artıyor zaten. Prostat kanseri 85 yaşın üstündeki iki erkekten biri falan. Fakat konumuz şu. Bizim alıştığımız 85, bizim alıştığımız 75 olmasın. Bu longevity biliminin amacı ta orayla ilgilenmiyorum. 85 ile ilgilenmiyorum. Ben 40 ile ilgileniyorum. Bu 40'takini 85, şu anın biyolojik 85'ine ne kadar geç getirirsem o kadar iyi diye düşünüyor. Yani hiç değişmese de diyelim ki birisi 85'inde vefat edecek öyle ya da böyle. 85'ine geldiğindeki şimdiki 85 dede nine hali mi olsun yoksa şu anın 55'leri gibi çok daha dinamik biri yani mi olsun? Yatalak ölmesin de ayakta koşarak sporunu yapar. Yani tabii ölmek zorunda da değil. Biyolojik ya, olarak onu toplayabilirsin. Yani şey gibi düşünün ya. Bir arabanız olduğunu düşünün. Arabaya iyi bakarsanız değil mi? Benzin iyi olursa bizdeki yemek, işte boruları iyi olursa bizdeki damarlar falan. Araba çok daha uzun yol gitmez mi? Çok rahat anlaşıldı. Yaşı 0-6 ile çarpmak istiyorsunuz örneğin. 0 değil yani sadece 20 yıl. Birin altına çık. Evet. Bravo çok güzel. Ben bir çok rahat size çok güzel anlattınız. O kısım... Bunu beğendim bunu kullanacağım. Evet yani 0.7 ile çarpıyoruz. Evet yani. Normalde ya biz 1 ile çarpmıyoruz bile şu anda şehirde yaşadığımız için. Belki 1.5-2 ile çarpıyoruz. Yani hak ettiğimizden daha. Mesela ben 1.5 ile falan çarptım. Benim yaşımı tahmin etmeye çalışsanız. Evet anladım. Yani işte ama bu çok kolay o yüzden soruyorum, geriye değişebilir. Bir 10 günlük güzel bir tatilde güzel yiyerek, güzel uyuyarak, stressiz falan bir yerde hop diye çarpanınız 0.5'e düşebilir aynen. Yani. Ya peki bunu nasıl yapıyoruz? Hani yani ne yapmamız lazım bunun için? Şimdi size mi geliyor? Bir doktora gidip o bir iğne mi yapıyor? Ne yapıyor? Şimdi önce basitler. Bu anlattığım teknolojiler zaten var. Ama hani hepimiz kullanalım mı, koşalım mı, yapalım mı, kan değiştirelim mi, temizletelim mi, işte özel moleküller alalım mı? Bunlar herkesin ulaşabileceği şeyler değil. Fakat insanlar hep şunu unutuyorlar ve ben her konuşmamda da söylüyorum hani longevity büyük trend falan anlatıyoruz, konuşuyoruz. Herkes bunu takip ediyor ama bir kere yani nedir? İşte prostat kanseri erkek için önemli. Meme kanseri 8 kadında bir değil mi? İşte normal testlerimiz var kanda. Yani genel bir check-up'tan gerekli olan şeylere baktırmadan ben longevity yapacağım diyemezsin. Tıpkı o arabada kemeri takmazsan arabada kaza yapmayacağını düşünmemek gibi ya da iyi benzin koymazsan arabanın hasar görmeyeceğini düşünmemek gibi. Yemeğin iyi olacak, uykun iyi olacak, iyi
bir check-up'ını yaptıracaksın. Kilon doğru olacak. Bunları yaptıktan sonra diyebilirsin ki ya ben işte 40 yaşında, 50 yaşında her şeyi bana check-up'larda iyi denen bir adamım. Her şeyim düzgün. Bir problemim yok. Fakat acaba o çarpan hesabıyla hızlı mı yaşlanıyorum ve bunu yavaşlatabilir miyim? İşte bu afaki gibi gözüken küçücük yaşlanma yavaşlatma müdahalelerini aldığınızda aslında onun toplamını 40'tayken 41'de görmüyorsunuz. Onun toplamını 50'de 60'da görüyorsunuz. 70'de. Yani ikizlerin biri yapıyor biri yapmıyor konusunda bir tanesi çok çarpanlı yaşlanabilir, birisi birinin altında çarpanlı yaşlanabilir. Yani günlük doğru bildiğimiz şeylerin üstüne yapılan şeyler. Beslenmeyle mi alakalı peki? Gelelim vücudu mi? Nasıl yoruyoruz onu diyorum ben. Nasıl vücudumu yoruyorum ben? Şimdi bunu... Hücremi ne yapıyorum da? Bütün bildiğimiz sağlık yanlışları aynı havuza yazıyor. Yani mesela gene örnek verelim. Önce böyle abartılıymış gibi böyle çok o bilimsel havuzdaki konuşmayı yapayım. Onun ilk iz düşümünü söyleyeyim ben size. Şimdi bu bilimsel havuzda denir ki bir takım moleküller var ve bunlar aslında gençliği mimik ediyor. Gençliği sağlıyor. DNA tamiri yapıyor. Vücut için çok önemli. İşte rejenerasyon genlerimizi aktive ediyor. Tamam. Bu moleküller hakkında böyle tonlarca çalışma oluyor. İşte moleküllerin isimleri geçiyor. En bilineni NAD diye yazılan NAD'dir. Onu arttırmak için vücuda ne yapalım? İşte NR diye bir öncülü var. Onu oraya alabiliriz falan diye konuşmalar oluyor. Fakat onun altına bakıyorsun açlık çıkıyor. Hepsini bağlayacağım. Fark ettim. Sonra başka bir konu geliyor. Diyor ki işte köpeklerde uzun yaşamı sağlayacak genetik manipülasyonu bulduk. Şu firma bunu sağladı. FDA'de buna onay verdi. Aman Allah'ım artık köpekler için longevity diye bir şey söz konusu. Bir bakıyorsun çalışmaya bir tür insüline benzeyen büyüme hormonunu bloklamışlar. Biz onu nasıl bloklarız? Az yiyerek açlık. Onu da fark ettik. Sonra başka bir kongreye gidiyorsun. Diyor ki işte mTOR şöyle kötü, AMPK böyle kötü. Hani izleyenler bilecektir. mTOR yolunu nasıl bloklarız? İşte rapamisin diye bir ilaç var mesela kullanımı soru işareti. Oraya mı dalalım ne yapalım falan molekül arayalım. Bir bakıyorsun aslında mTOR çok yemek demek oluyor. Onun zıttı da aç yemek oluyor. Bir şey daha bağlayacağım. Bu kongrelerde kendine en çok yer edinmeye çalışan da bu zayıflama iğnecileri. Çünkü onlar da insanların üstündeki o ağır kilo sorununu kaldırdıklarında alttan o kadar çok fayda geliyor ki yani yarar zarar hesabıyla. İşte kalp hastalıklarını yarıyor diye bağırıyorlar. Dejenerasyona yarıyor diye bağlıyorlar. Bir bakıyorsun konu iğneler değil ki. Konu gene insanlar. Zayıflamak aslında. Döndük. Halk konuşması ise eğer hani 99'dan 2024'de 25 yıl okuduysam öğrendiğim en basit genç kalma hikayesi normal yaş ilerledikçe kiloyu bir tık daha aşağı çekme. Yani böyle sanki 40'lardan sonra o artık fazla kilo, bel bölgesi, kilosun olmaması, daha az yemek, akşama daha çok aç kalmaya çalışmak ve derin bir uyku. İyi bir uyku, akşam açlığı ve toplamda az yemek, elbette ki egzersiz ve stres falan onlar da sayılabilir ama bizim hal tipi en çok longevity sağlayacağımız şeydir. Dikkat edin böyle ailelerin bir takım büyükleri olabilir. Hep incedirler, hep az yerler, hep erken kalkarlar, erken yatarlar, akşamları bir çorbayla. Yani kilosu hayat boyu değişmeyenler daha az hastalanıyor. Kilosu hayat boyu değişmeyenler ideal kilosu demek istedim. Tamam, hani hep kiloluyken kiloluk alan değil. Evet 100 kilo eser. Şimdi mesela ben kitap yazarken çok fark ediyor da kitap okurken dikkatiniz dağılıyor. Mesela yemek yemediğim zaman çok rahat konsantre oluyorum. Özellikle yemekten 4 saat sonra falan. Ve o yüzden uzun aç kalmakta hiç problemim yok. Özellikle çok çalıştım. 18 saat falan hiçbir şey yemiyordum. Fakat bunun bir tane yan şeyi var. Yemezseniz nasıl uyuyacaksınız? Biri bana bunu anlatsın. Mesela ben 4'ten sonra şu anda anlaşalım yemeyeyim. Gece uykum gelmiyor. Nasıl olacak? Yani 12'de kesinlikle bir yani son yemek. Hissiyatınız ne oluyor o sırada? Mide kazınması. Yani açlık hep oluyor. Fakat inanılmaz enerjik, inanılmaz gözlerim far gibi oluyor. Böyle sabah 7'ye kadar falan ayakta kalıyorum. Şimdi bir niye? Tersinden gidelim. Niye yiyerek uyuyorsunuz? Çünkü zaten yedikten sonra çöküyorsunuz. Evet. Yedikten sonra o kandaki şeker piki, insülini, sonra hipoglisemisi derken böyle o kanepede televizyonun karşısında uyku hali. Ve onu bir kaçırırsanız gidiyor zaten. Evet 11'i kaçırırsan zaten bir gidiyor. Yani açken uyuyamıyorum konusu midedeki gurultu, o rahatsızlık dışında kiloluların ya da gece yemeğe alışkın olanların yemek sonrası çökme hissiyle yatağa gitmesi. O yani anlatabiliyor muyum? O hipogliseminin yarattığı o uyuşuklukla yatağa gitmesi aslında. Bir süre sonra vücudunuz adapte olur. Yok işte ben akşam mesela hiç yemek yemem ama hiçbir zaman 12'de uyuyamıyorum. Böyle gece 4'e 5'e kadar. Ve hep uykuyu azaltıyor. Yani o onu yapmıyor. Gene tersten söyleyeceğim. Siz yediğinizde yemenin verdiği o insülin şeker piki yüzünden çöktüğünüz için uyuyorsunuz. Ama onu kaldırdığınızda normal bünyenizin uykuya yatışındaki disiplininiz eksiktir. Telefona bakıyor olabilirsiniz. Bilgisayar başında oturuyor olabilirsiniz. Bilgisayar falan bir şeyleri şey yapıyor değil mi? Oralar
ayrıca bir konu. Oralar ayrıca bir konu. Yani bu yanlış ışık, illüminasyon. Onu fark ettim şeyde Fatih Hatta söylediğinizde. Tabii. O herhalde normalde uykumun gelmesi gerek zaten hesaplıyorum. Ama gece bilgisayar oyunu ya da bilgisayar bir şey o beni herhalde başka bir hormonu çalıştırıyor. Uykum yorgun yani, uyuyamıyorum. Şöyle söyleyeyim. 1-1,5 dakika cep telefonuna ya da o parlak ışığına bakmanız bilgisayarın zaten melatonini %40 düşürüyor. O da yanlış hormonları söylüyor. Evet aynen. Bu ayrı bir konu. Bunun için başlı başına bir YouTube yapılabilir. Mali illüminasyon yani yediğimiz bizim yanlışlığını konuşuyoruz ya. Işığın yanlışlığı ayrı bir konu olarak kocaman bir konu. Işık yanlışlığının yaşlandırması yakında değil zaten öyle işte bu sirkadiyen uyumsuzluk her taşın altından çıkacak. O yani artık daha çok duyuyoruz kongrelerde. 1'de 2'de yiyelim son yemeği yani mümkün olsa en ideali. 1'de 2 çok erken şöyle, olur. Şöyle diyelim hiç elektrik de yok. 1800 yılındayız. Aynen. 2'de yiyoruz 8'de yatıyoruz. Gibi. O aslında en ideali. Bak. Çünkü gece elektriği de biz de başka şeyleri farkın tabii doktorda olmadığımız için. Her şeyi kullanıyorsun. Ya aslında şöyle gibi oluyor benim kafamda. Şimdi saat düşünüyorum. Düşünelim kafamızda. Saat bu tarafa doğru ilerliyor. Yani zaman da ilerliyor. Yaşlanıyoruz falan. Böyle bir korkumuz var. Sanki o saati düşünelim. Hani anti-clockwise denir ya saat yönünün tersine. Ne yapıyoruz? Uykuyu ve yemeği geri çeviriyoruz. Yaşlanma böyle bir şey. Ama biz uykuyu ve yemeği saatte geri aldığımızda aslında sanki saati de geri almış oluyoruz. Onu çizebildiniz mi? Tabii. Yani cevap o. Peki bu gece yemek ya da uykudan 3-4 saat önce yemek uykunun kalitesini de etkiliyor mu? Çok. Çünkü ben mesela aç yatabilirsem çok bomba gibi kalkıyorum. Evet çok. Bazı günlerde böyle çok. Uyuşuk zaten, kalkıyorum sen eğer yemek yerse. 11 yıl falan oldu herhalde akşam yemeği dünyanın sağlık sorunudur diye. Ben burada hani dakikalarca aman brokoli de şöyle iyidir, glutensiz falan bunları da konuşabilirim. Ama bunları hani çok konuştuk ne iyidir ne kötüdür onu biliyoruz. O zaten evet. Birinci konumuz. Akşam yemeği yenmeyecek. 4'te mi kapatıyoruz? 4-5 uygundur. Kiloya bağlı olarak erkekler için daha erken bile olabilir. Kadınlar için 5 uygundur. Zaten yani işte 5'te keselim aralıklı oruç falan. Nesi aralıklı ya? Zaten hayat öyleydi. Yani zaten hayat öğleden sonra erken bir akşam yemeği yenerek erken yatmaktı. Tabii, nesi bunun aralıklı oldu? Bu normali zaten. Tabii. Sabah da erken kalkıp işte ne zaman gün ışıyorsa kahvaltına oturmaktı. Yani bu, normali oydu. Bu biz fazla öğün mü yiyoruz? Yani böyle ne bileyim elimizde bir öğün yeter mi insana mesela? Bence bir kere öyle bir şey. Öğünden gitmeyelim. Yani bu onu... mesela avcı toplayıcılar kaç öğün yiyordu? Yani çünkü ya da ne bileyim. Oradan gitmeyelim. Ben size çalışmaları anlatayım. Şimdi şunu yapıyorlar. Gerçi bunlar laboratuvar faillerinde yapılınca onlar gece yaşayan bizim tersimiz olduğu için sonuçları terse çevirerek yapmak lazım. Onlar da olanın tersini söyleyeyim. Böyle yine saati düşünün. Buna da time restricted diet diyorlar. Zaman kısıtlamalı diye. Günün 24 saatini farklı aralıklara bölüyor. Diyor ki işte şu 8 saat mi yesin, şu 16 saat mi yesin vesaire vesaire. Sonuç en kısaltılmış arada, en kısa sürede ve güne en yakın saatte kompakt yiyenler, ne yerse yani oraya doldurarak yiyenler, ne yerse yesin güne yayanlara göre çok daha verimli sonuç alıyor. Demek ki buradan az önce konuştuğum o bir sürü çalışmalar anlatıyordum ya size, onlara bağlayayım ve varoluşa. Bizim için her zaman yiyecek bolluğu yok. Yiyeceğin olduğu ve olmadığı zamanlar var. Olmadığı zamanlar için değil mi? Gündüz vardı, kışın daha azdı, yazın daha boldu falan. Olmadığı zamanlar için bizim genetik B planımız var. Bu bahsettiğimiz NR'lar falan, NAD'ler falan, işte resveratrol şu bu böyle etrafta duyduğumuz longevity molekülleri zaten hayatta kalma B planını çalıştıran şeyler. Bizim hayatta kalmakla ilgili genetik kodumuz var böyle sirtüin genleri diye birkaç tane. İşte insanlar onun hakkında çalışmalar yapıyor, çıldırıyorlar, deliriyorlar, konuya bakıyorlar. Ama hayatta kalmak zorunda stresi vermezsen çalışmıyorlar. Nedir hayatta kalma stresi? Ne vardı eskiden? Gece açlığı. Vardı. Ne vardı? Sıcak ve soğuk farkı vardı değil mi? Kışın daha soğuktu. Gece mağarada uykuda daha soğuktu. Ne vardı? İşte normal hayat devam ederken avını yakalamak için deparlar vardı. Yani hayata dair bir takım streslere karşı hemen bizim bir B planımız vardı ve o genetik olarak diyor. O olmasaydı bugün yakalamazdık ki doğal seleksiyonla. Şimdi biz, ama işe yaramadıkları için ayağımıza bağlı. Biz yaydık. Sürekli olarak yiyecek bolluğu, ışık bolluğu, konfor bolluğu, asansör bolluğu, şu bolluğu, bu bolluğu olduğu için biyolojik olarak vücudun B planını çalıştırmıyoruz. Hamlaştı insan. Evet, bak şuradan anlayalım. Bu yediğimde kötü hissediyorum, yemediğimde biraz dayanırsam enerjik hissediyorum diyorsunuz ya. Yemediğinde insan neden enerjik hisseder? Bu aslında onun gençlik göstergesidir göreceli olarak. Çünkü bizim yemediğimizde ne var? B planı var. B planında ne var? Göbeğindeki yağlar var. Eski hücrelerim var. Eğer benim B planım iyi çalışırsa o zaman göbeğim
beynimdeki yağ olur, iç organlarımdaki yağ olur, eski hücrelerim alır ve ham madde ve yakıt olarak kullanır. Benim kendimdeki eskileri, kendi yağımı, kendi hücrelerimi kullanmak vücudun çok iyi bildiği bir şey olduğu için oralardan çok daha yüksek verimli enerji üretebilir. Ama kötü yediğimizde gelen yiyecek işte pasta, börek, kurabiye onları o kadar kötü yakıtlar ki o araba hesabıyla oradan enerji üretirken hani egzoz da bol oluyor mantığıyla zaten verimsizlik oluyor. Yani açlıkta enerji hissetmek, enerjik hissetmek işleri düzeltebileceğinin göstergesidir. Birisi açken daha enerjikse, aç yatıp sabah daha enerjik uyanıyorsa işleri kolaylıkla düzeltebilecek. Hala düğme tam bozulmamış demektir yani. Mesela konuşma falan yaparken siz hiç aç, şey hiç tok yaptınız mı? Zorla ama bir şey yedirdiler mi? Ama bir şey söyleyeceğim. Mi? Siz öğleden sonra mesela şu anda saat öğleden sonra. Eğer ben öğlen ağır bir şey yemiş olsaydım zaten böyle olacaktım. Yani direkt şeyi etkiliyor zaten. Tabii. Yemek yediğiniz zaman az çok anlıyorsunuz. Bir böyle bir 1-2 dakika saat dayak yemiş gibi oluyor adam. Özellikle böyle performans göstermesi gerekiyor. Bir konuşma, zor bir kitap okuma. O yüzden mecbur onunla ilgili zaten bir şey yapmanız lazım. Yani buradan şuna geliyor. İşte beyin de şekeri çok sever, konuşmaları hep yapıyoruz ama düz şekeri sever. Böyle oynaşan. Bir anda yüklemeyi sevmez. Zaten yani öyle çok alt başlık var ki nereden tutacağını bilemiyor insan. Bir kere işte bu bağırsak falan yiyoruz, içiyoruz. Orası iyi mi acaba falan. Her yemekten sonra iyi de yesek, kötü de yesek belli bir yaştan itibaren ki gençlerde daha erken bağırsak içerisinde bir takım bize ait bakterilerin ölüleri giriyor. Yani bizim bakterilerimiz var ya hepsi iyi olsunlar hiç kötü bakterimiz olmasın. Biz yemek yediğimizde yemek yemenin yarattığı o hareketle beraber orada olaylar oluyor falan filan. İçeriye yemekler girerken zaman içerisinde yaşlılığın verdiği hikayeyle, yaşlanmanın verdiği hikayeyle içeride bize ait o güzel sözde bakterilerin artıkları girmeye başlıyor. Bakterinin artıklarını vücut nasıl görecek? Bir problem var diye görecek. Oranın biraz boşalması lazım değil Hayır, mi? Hayır şu anlamda bir problem var, bir savaş var gibi görecek. Hani biz enfeksiyon kapmadan öyle gibi düşünün. Tamam. Daha da ilerliyor kafaya bağlayacağım. Bizim bu bağırsağımızdaki bariyer işte cildimizde her yerimizde bariyer var. Beyin kan bariyeri de var. Yani beyin çok özel bir bölge olduğu için çok iyi filtrelenmesi lazım. Oraya bir şeylerin geçmesine izin verilmiyor. Kan beyin bariyerini korumak o kadar mühim bir şey ki biz bu yemeklerden sonra işte sisli beyin, kafam duman gibi afyonun patlamadı o haller var ya onlar aslında kafaya iyi şeylerin kaçmadığının göstergesi. Peki biz bunu aç kalarak mı temizliyor? Bağırsaktaki... Cevap aç kalmak değil. Ya da şu bakımdan. Sanki şöyle bir şey dediğinizi hatırlıyorum. Biraz böyle yani zaman bırak sizde mi? Belki başka bir yer duymuş olabilirim. Beni düzeltin o zaman. Hani biraz o vücudun kendini onarabilmesi için de. Ama zaten biz bu geceye izin vereceğiz ya. Orada yani geceki derin uykuda ve gece yemeği yerken kestiğimizde zaten olay rejenerasyon. Bütün gece bu işler dönüyor vücudun içinde. Hmm. Uykunun amacı o zaten. Yani uykunun amacı yine o hatırladığımız motor yaşlanmayla motor. Giden saatteki yaşlanma olaylarını geri çevirmek. Yani uyku hakkında da saatlerce konuşulabilir. Uyku uyuduğumuz için nasıl beynimiz temizleniyor, uyku uyuduğumuz için şey gibi düşünün. Yani vardiyalı çalışıyorlar gibi düşünün. Her organın farklı hücrelerin. NADAS gibi aslında. Günlük evet aynen NADAS olarak. 2 sene yapıyorsunuz, 3. sene bırakıyorsunuz. 8 evet sene. Yani gene varoluşsal olarak midenin gece sindirmesi diye bir alışkanlığı yok değil mi? Pankreasın gece enzim üretmesi diye bir alışkanlığı yok. Yemekten girelim. Biz gece yediğimizde hazımsızlıkla sabah hani o yediklerimizle uyanıyoruz. Ama aynı şey sabah yesek öğleden sonraya kalmıyor. Çünkü o hormonların bir dengesi var. Yani hayır şey to do listi var işte tabii, vücudun. Yani zamanı var. Görevi var. Yani. Her şeyin bir zamanı var. Hani nasıl olacak dediğiniz için söylüyorum. Bu gece açlığı bence yeterli. Burada tabii ki yemeklerin de ne olduğu konusu. Basit olarak un, pasta, şeker, börek bilmem. Bunlar artık biliyorlar hocam. Artık yani, buralardan yani, sıkılıyor. Evet. Kızartmayı da işlenmişti, oydu buydu yani, onlardan sıkılıyor. Herkes aşçı oldu, diyet şey oldu onu biliyorlar zaten aynen. De. Peki bir şey soracağım. Şimdi en fazla bu yaşamı değil mi? Bu 150 yaptınız, 200 yaptınız. 122,5 şimdi, garanti olmalı. Ama ileride şimdi bugün 120 daha biliyorum. Da ileride. 250 de yapar. Şimdi birinci soru burada. Bir de dediniz ki başka bir konuşmanızda ya da kitabınızda DNA aktarımı da mümkün olacakmış sanırım. Doğru mu bu? Çok zeki insanlar mesela şeylerini aktarabilecekler mi? Öyle değil de şunu yapabiliyorlar. İşte bu CRISPR-Cas9 denen bir teknoloji var. DNA'daki hasarlı bölgeyi anne karnındaki bebekte dahil. Şurada hasar mı var? Hop makaslayıp onu oradan çıkarabiliyorlar. Ama o çıkardıkları yerde tıpkı o yarasaların proteinlerini eklemek gibi bize başka bir şey ekleyebilirler. Dolayısıyla bizim DNA'mız da süper insan modeline çevirebilirler. Şimdi şöyle bir tablo çıkıyor ya. Şimdi zenginim, çok param var. Aynen. Zaten
kadroyu kurdum. Tabii. Zaten zengin disiplin başarılı da bir ilk kuşak zenginim hatta böyle yani kendim hak etmişim. Zaten en çok onlar yapıyor bu işi. Evet yani ölmek istemiyorum çok param var. Şimdi yaşımı 200'e verdim. Çocuğu da yaptık onu da DNA'yı manipüle ettirdim bastırdım parayı. Tamam. Şimdi yukarıda bir übermenş olağanüstü bir zenginler kitlesi var. Sonra bu biraz da yayıldı aşağıya da verdik. Bu sefer de aşağıda daha az hani ekonomik durumda olan insanların sayısı arttı. Şimdi yukarıdaki insanlar uzun yaşadığı ve çocukları da DNA olarak üstün olmaya devam ettikleri için servet orada sıkıştı. Aşağıda da işçi sınıfında falan 15 kişi değil 500 kişi oldu. Bu bir yani bunu çalışan var mı? Bu sizin konunuz değil ama bunun toplum mesela 100 yıl sonra dünyada 20 milyar insan zenginler aynı ama aşağıda bir sürü uzun yaşayan insan bence olursa. Bence bu özellikle longevity bilimi için bir etik geliştirilmesi gerekir. İşte bununla ilgili bir çalışma var mı? Şimdi ben toplantılarda o kadar enteresan şeyler oluyor ki çalışmaları izliyorsun işte... Dediğim gibi genç kanı olabiliyor, kan filtresi olabiliyor, kordon kanı olabiliyor, DNA manipülasyonu oluyor, nanobotlar falan böyle inceliyorsun, dinliyorsun. Ve diyorsun ki acaba bu bir korku filmine dönüşür mü yani? Ama tabii atom bombası da o niyetle yapılmamış ya da değil mi? O sizi ilgilendirmez. Sadece bunu çalışan hayır, biri var mı? Tabii. Ben bilemezsiniz bilmiyorum. Ama işte dediğim gibi nükleer fizik çalışan biri de o amaçla tabii yapmıyordu ki, tabii onu. O yüzden nereye varır onu bilmiyorum. Çünkü öyle bir tablo, şimdi ben sosyal bilimciyim o geliyor aklıma. Şimdi yukarıdaki normalde dünya nasıl işliyor? Bir adam geliyor çok üşleniyor, ölüyor. Ayak altından çekiliyor. Birkaç kuşak sonra çocukları da onu tutamıyor falan ideal şeyde. Altta da hastalıklar, savaşlar nüfusu bir şekilde sabit tutuyorsun. Tutamazsanız çok adam olur. İş o kadar artmayınca ücretler düşer falan filan. Şimdi yukarıdaki 250 yıl yaşıyor. Aşağıya da indiriyorlar ama orada ömür uzayınca adam 120 yaşında emekli olursa bu sefer yeni iş çıkmayacak. Gençler ne yapacak falan. Ama işte mesela ne deniyor? Bu yapay zeka ile beraber çalışmaya ihtiyacımız kalmayacak deniyor i̇şte değil mi? Bambaşka. O zaman belki Universal Basic Income mı çıkacak falan değil mi? Hiç evet. Çalışmaya ihtiyacımız kalmayabilir. Robotlar olabilir deniyor. Çok bu garip bir 100 yıl 200 yıl bekliyor bu evet, gelişmeleri. Ya da mesela yine bir çalışma anlatayım size. Bir farenin hücresinden hani anne baba olmadan bebek yapılabildi ve o bebek de farede değil sentetik rahimde üretilebildi. Hmm. Yani hani programlı bebekler olur mu olmaz mı? Yani bunlar benim konum değil. Ben sadece, yok, sadece bilim olarak böyle bir şeyin farkında bakıyorum. Mı tıp dünyası? Biz şey ekip öyle bakmıyor. Bu dünyadaki insanlar öyle bakmıyor. Hepsi şu kadar kaldı biz bu işi çözeceğiz diye büyük bir heyecan içindeler. Ama şu kadarını söyleyebilirim. Bu toplantılara hep büyük ilaç firmaları da katılıyor. Ama işte Davos ekibi falan da katılıyor. İşte onu tam şey yani öyle bir kısım var. Neyse, onlar da izliyorlar dünyada ne oluyor diye. Tabii sosyal o da onların konusu. Ama burada tabii ki niyet çok iyi. Çünkü yani zaten ülkelerin ekonomisi kurtarmıyor ki bu kadar hastalığı yapmayı. O da yani başka bir şey. Yani Avrupa'daki yaşlılar işte Japonya'daki falan filan. Şu anda bildiğimiz klasik anlamda sağlıklıymış gibi gözüken yaşlılar bile 4-5 ilaçla devam ediyorlar. Amerika'nın hepsi ilaç kullanıyor. Yani topluma o kadar büyük bir yük ki. Big Pharma dedikleri şey evet, değil mi? Büyük bir yük ki. Big Pharma bir şey bulsa bile sigortalar, devletler bunu karşılayamaz. Yani matematik tutmuyor. Evet, evet. O yüzden yaşlanacak eski bildiğimiz ileri yaşlara gelse bile hastalıksız olmak lazım. Hastalıksız olmanın cevabı hastalık tedavisi makineyi, aramaktan makineyi, geçmiyor. Makineyi yeni tutacaksın. Makineyi eskitmeyeceksin. Evet, eskitmeyeceğim. Kullanmayacaksınız. Peki bunun bir psikolojik yönü olmaz mı? Yani hani akıl işim şöyle. Tamam ben hakikaten 0-10'la 6 ile çarparak yaşıyorum. Fakat ruh olarak, psikoloji olarak daha hızlı yaşlanabilirim. Mesela 20 yaşında heveslerim var. Zekam aynı kalıyor ve hayat da aynı. Tecrübeler bir mesela ben şimdi geldiğim yaşta tecrübe edebileceğim bir şey kalmadığını hissediyorum. Bu süreç uzuyor. Beni 170 yaşına kadar yaşatırsanız zinde bile olsam. Çok mu sıkılırım diyorsun? Şu anda bile sıkıldım ben. Çünkü yapacak şeyler azaldı. Çocuğu yaptık, onu yaptık. İşte şey etik değerlerim belirginleşti. Hadi şimdi değil 70 yaşında bunların hepsini çözdüm. Bir 100 yıl daha verdiniz bana. Sizin öğretiyi de aldım. Uyguladım. Alıştım da. O 100 senede sıkıntıdan ruhen bir depresyona girer miyim? Ben şöyle düşünüyorum. Siz mesela girer misiniz? Ben girmem diye düşünüyorum. Çünkü siz uyguluyorsunuz her şeyi, bunu. Değil mi kendinize? Her şeyi heyecanla karşılamak lazım. Şimdi zaten nasıl böyle hani katlanarak olaylar artıyor değil mi? ChatGPT'ler, şunlar bunlar, yapay zekalar. Bizleri o uzun yaşamış haldeki halimizde en iyi nerede değerlendirecekler? Yani siz kendinizin belki de bir kapasiteniz var ve onu bilmiyorsunuz. Belki de bütün toplumun içerisinde o Lego'da çok ayrılmaz bir parçaya sizi koyabilirler ve siz de bütüne hizmet neyse o göreviniz onu yapmaktan memnun olabilirsiniz. Yani bizleri varoluşumuz
yapmaktan haz duyacak, memnun olacak şekilde ya topluma döndürerek bir şey yapabilirler veya haz gelebilir. Haz artabilir. Haz nasıl artabilir? Değil mi? Yapay şeylerle, o metaverse'lerle siz oturduğunuz yerden işte bir uzay macerası yapıp gelebilirsiniz. Yani hazzı da vermek, sıkılıyorum diyorsunuz ya, sıkılma hali, dopamininiz eksikse size dopamin de verebilirler. O da çok distopik olmuyor mu? Filmlerde hep oluyor. Ama bir insan o kadar değerli mi? 8 milyar insana bunu yapamayız ya. Yani o tıp ona yapacak mı? O parayı harcayacak mı devletler? İlaç alamıyor. 8 milyara yapılır mı onu bilmiyorum. Ama herkes yani işin bir ucundan yani. Herkes işin bir ucundan tutuyor. Ben oraya bakmıyorum yani. Hani gerçekten etik konu ayrı bir şey. Benim tarafından baktığım yer çok heyecanlı. Çünkü siz bir bilim insanı olarak evet, bir heyecan çünkü, yaşıyorsunuz. Çünkü anlıyorum. Hastalıklar o kadar acıklı ki. Çok acıklı. Yani pankreas kanseri teşhisi alsanız evet, dünle bugün arasında. Yani siz bugün ufacık bir testinizden şüphelenip gitseniz size bu teşhisi koydular. Bu eşittir. Gerçekten beklenen ömrünüzün çok kısaldı. Oraya gitmemek için mesela yapay zeka ile teşhis o kadar kıymetli ki. Her ne kadar biyolojiden, işte kök hücreden, moleküllerden konuşsak da yapay zekaya acayip sırtımızı dayayacağız. Bütün vücudunuzda mesela şimdi meme kanseri için yapay zeka daha iyi tespit yapıyor. Doktorların yerine geçecek mesela teşhiste. Şeyi kullanarak, 5G'yi kullanarak başka bir ülkede ameliyat yapabilen doktorlar var. Çalışmalar var. Şimdiki jenerasyonun cerrahları hani sürekli bu oyunları oynadılar ya, eski jenerasyondan çok daha iyi el kullanabiliyor. Tabii. Nereye doğru gidiyoruz? Dolayısıyla yapay zekanın el verdiği şekilde o teşhisin öne gelmesi, yaşlanma hızının daha moleküler keşfedilmesi sizi zaten uzun yaşatacak. Yani mikro bir meme kanseri hücresini normal filmde ve ultrasonda görmek belki ileri safhadayken, daha 1-2 hücreyken görürseniz yapay zekada, onu oradan aldınız, artık öyle bir kaderiniz olmuş olmuyor. Sizin şey olarak yani bir bilim insanı olarak zaten çok heyecanlı güzel bir... olan tabii, kısım tabii. Bu. Onu çok iyi anlıyorum. Ben bunları da dile getirilsin desin de ne psikolojik tarafı ne bunun etik ve toplumsal sonuçları siz bilemezsiniz. Güzel de bir lafınız var. Bilmek ve bulmak orgazmdan evladır dediniz Fatih Altaylı'da. Yani o gerçekten bir konu üzerinde 20 sene, 10 sene, 5 sene neyse ya da günde 10 saat çalışan birinin aldığı zevki ben anlıyorum. Onu da görüyorum karşımda. Evet. Acaba, yani onu merak ediyorum ben, hani geçmişi bildiğim için. Acaba 2-3 sene sonra ne olur? Evet. Ama biz onu siz bilemezsiniz tabii. Bu bahsettiğiniz hazzı bütün bu konularla ilgilenen insanlar alıyor. Çünkü şunu çalışıyorsun, bunu tabii okuyorsun. Sonra o kutunun dışında bağlamak var ya konuları birbirine. Bu böyleyse şu şöyle midir acaba dediğinizdeki işte o hani böyle çok yaklaştım tabii. Hissi. Evreke işte moment diyorum. Yani. O evreke. Siz kendinizi uyguluyor musunuz? 16'dan sonra yemiyorsunuz. Öyle anlıyorum. Çünkü çok mümkün geç olduğunca gözüküyorsunuz. Teşekkür ederim. Ben unlike me yani. Ben pek uygulayamıyorum. Bir lafınız var. Sağlıksız yaşayanı tutuklamamız lazım demişsiniz. Yani, kızıyor musunuz? Böyle doktorlar da böyle hastalara hayır çok kızma. Hani biz sizin için bu kadar çalışıyoruz. Şu alet öyle olmuyor. Kızmıyorum da. İçten içe tatlı bir kızım. Şöyle yapıyorum. Şimdi bazı insanlar çok daha böyle şefkatli bir tamam yanlış yaptın ama gel düzeltelim bir daha gel bir daha gel yapıyor. Benim duruşum biraz daha analitiktir. Bir resmi ortaya koyuyorum. Yani o kişinin yani siz bana gelmiş olsanız sizin belki siz işte başka bir özelliğinizi umursayacaksınız. Şu beni rahatsız ediyor, böyle bir sorunum var diyeceksiniz. Ben sizin bütün resminizde işte DNA'nız, biyokimyanız, hikayeniz sizi bekleyen ama matematik hesabı bu çan eğrisi istatistiksel olarak siz çan eğrilerinden hangi hastalığa ortadan denk geliyorsunuz? Ben size onları sıraladığımda ve onları nasıl azaltmanızı istatistiksel olarak o hastalıklara yakalanmanızı nasıl azaltacağınızı yani oraya nasıl gitmeyeceğinizi gösterdiğimde ben sizin elinize bir kart sunuyorum. Bu kartta siz ister yapabilirsiniz, ister yapmayabilirsiniz. Bu size kalmış bir şey. Ama yapanların şöyle oluyor mesela bir diyelim ki böyle bir testler var. Bir hastaya bakıyoruz. Sonra birkaç ay geçiyor bir şeyler önerdikten sonra, bir şeyler yaptıktan sonra. İki tane test. O iki testin isimlerine X, Y koysanız bir dahiliyeciye, bir kardiyoloğa, bir endokrinciye falan götürseniz der ki size bu iki kişi aynı olamaz. Şimdi A kişisini A plus versiyonuna çeviriyorsunuz. Yani o zaten görülüyor. Ha onu yapan var, yapmayan var. O yüzden kendileri bilir. Peki şimdi şöyle bir yaşam çıktı ortaya. Sigara içmeyecek, alkol almayacak. Ya çok belki hiç almayacak. Hiç mi? Şöyle hiç kıpırdamadınız dedi. Hiç şöyle söyleyeyim. Yemeği de 16'dan sonra yemeyecek. Bu çok sıkıcı bir yaşam ya. Duydum bu, sizi. O zaman şöyle mi yapmak lazım? Ben kendi açımdan. Yani biz çocukları çocukluktan itibaren kendimizi şımarttık ya. Point of no return. Geri dönülmeyecek yere de gelmiş olabilir. Hadi ben gene. Herkes döner. Öyle bir. Ama çok yani öyle bir şey ölmeyi hak ediyor bence. Yani ben onun yerine ölmeyi tercih edebilirim. O kadar zevksiz bir. Öyleymiş gibi geliyor. Ne derdiniz bana? Okey duydum sizi. Ben hiçbir hastama ne sigarayı bırak derim, ne alkolü bırak derim, ne yedin yemedin karışırım. Aynen size söylediğim gibi ben resmi çiziyorum. Buna devam edersen senin hayatında sliding doors gibi
olasılıklar şunlar. Şu yaşlarında bunu yaşayabilirsin, bu yaşlarında bunu yaşayabilirsin, bu yaşlarında bunu. Buna hesabı siz, eyvallah diyor musun? Evet. Buyur, senin hayatın. Yani ben bir şey yapma demiyorum ama diyebilir ki bana, ben bütün bunları yapacağım, bu benim tercihim. Sen buna rağmen benim için ne yapabilirsin? Ha, ben onun için hala bir şey yapabilirim. Yani bütün bu yanlış yaşam iz düşümlerini zaten bir şekilde başka işte zaten yaptığım şeylerle destekleyebilirim. Şöyle pazarlıklar oluyor. Diyor ki işte evet alkolü seviyorum, işte yemeği seviyorum, gurmeyim falan filan. Pazarlık şöyle oluyor. 3 gün yap, 4 gün yapma gibi. Hafta sonu yap, hafta içi yapma. Bunun sırf sigaralı versiyonu var mı? Yani sigara içse zaten karnı çok acıkmaz. Hepsini yapabilir. Şimdi, böyle paketiniz varsa alacağım. Tütün sağlığa zararlıdır ama sigaranın yaptığı şeyleri de azaltmak mümkün. Mesela hem sigarası var hem uyku apnesi var. İkisi birden olmaz. Takacaksın o aleti ve uyku apnenden en azından kurtulacaksın. Yani hepsi bir arada olamaz. O ne demek hem sigarası hem uyku apnesi? Yani bir kişi hem sigara içiyor olabilir hem uyku apnesi olabilir. Yani ona masaya koyduğumuzda birinden vazgeç bari. İkisi de oksijensizlik ve vücuda zarar diyebiliriz. İşte sigara içiyordur, aynı zamanda da kötü yiyordur. O zaman kötü yemekten vazgeç. İçki içiyordur, yanında da mesela içkisi vardır ve yanında işte Allah ne verdiyse peyniri, işte ekmeği, sayın siz bana helvası melvası diyorum helva ki. Helva yiyen de canım size neyse, gelmiyor. Neyse yani ekmek, şunu demek istiyorum. Olan. İçkinin yanına bari masum şeyler koy. İçki ne de olabilir? Kolay ama bir sigara içsin yani. Salatalık olabilir, yemek. Havuç olabilir. Yani biri kötüyse biri iyi olsun bari. Ya içki falan adam vazgeçirir de şimdi hem yemeyecek hem içmeyecek. Bunu bir de sigara içmeden yapmak o zaman yani ne içecek? Su mu içecek bütün gün? Çünkü sigara içen sayısı çok azaldı. De ondan ölüyorlar. Şimdi bir dakika, 16'da yemeği kesiyor. Siz yemiyorsunuz. Alkol yok, sigara yok. Bu ne yapıyor bütün gün? Su mu içiyor? Yani nasıl geçiyor zamanı? Öğlen gidebilir, gurme bir yemek yiyebilir. Tamam, değil mi? O 4'ten sonra sabah yiyebilir. Ama tekrar söylüyorum. Şimdi banka bir hesap açtım ve bu hesabın bana yaramasını istiyorum. Banka 365 günlük bir yıllık değil mi? O bir yılın içerisinde bir hafta 7 gün mü? 3 gün düzgün yaşayıp 4 günü kötü yaşayabilir, 3 günü bankaya koyabilir. 3 günleri toplayın, 52 hafta var, çarpın onunla. Ne yapıyor? 170'e yakın gün ediyor. 170 gün sağlık olarak cepte. Bunları 10'la çarp. Yani anlatabiliyor muyum? Yani ya hep 7 gün yapamıyorsanız yarım... Bir gün yap, 2 gün yap. Yani ya hep ya hiç kafası da çok zeki bir kafa değil. Çünkü sürdürülemez olabilir yani. 10 i̇şte, gün yapıp... Ya hep ya hiç kafası da doğru bir şey değil. Herkes kendine burada ne kadar hayatı seviyor, ne kadar hastalıktan korkuyor, ne kadar kendine bakacak disiplini var. Ona göre bir şey hazırlayacak. Yani dediğim gibi bazı şeyler pazarlık edilebilir. Yani bunu tutacaksan bunu yapayım bari diye. Anlatabiliyor muyum? Tabii ben çok net anladım. Tam çünkü genelde öyle bir şey veriyorlar. Ya bu böyle olacak. Yapamıyorsun. Yapamayınca da bu sefer hiç girişmiyorsun. İşte ya hep ya hiç oluyor. Öyle değil. Kaldı ki diyelim ki bütün kötü şeyleri yapıyor. Kilosu da var. Yatmıyor etmiyor. Yani doktoruna giderek en azından olacak şeyin kokusunu erken alsa, mesela bu tip alışkanlıklar, tütün falan mesane kanseri olasılığını arttırıyor. Nereden bilsin mesane kanseri olasılığının arttığını? Doktorunun dürtmesi lazım. Testten çıkacak, değil mi? Dürtmesi lazım. Yaptırdım ultrasonu, idrar testi falan. Onu görünce o hikayeyle bağlayıp onu göndermesi lazım kontrole. Eğer onu erken bulursa ameliyatsız bir tane ilaçla mis gibi uyduruktan kurtuluyor. Ama salar ve bunu takip ettirtmezse o zaman onun için bir gol olur. Düzenli doktora da gideceğiz. Check-up'ımızı yapacağız. Evet. Hocam çok teşekkürler. Çok güzel şeyler anlattınız. Yani biraz vicdanla da baş başa kaldım şimdi buradan. Yemeğe bir yere gidemeyeceğiz. Ama zaten ben o kadar çok ağır yemiyorum da. Anlıyorum ki dediklerinizden tıp çok hızlı ilerliyor. Zaten biliyorduk. İnsanların önüne de birçok değişik fırsat çıkacak bundan. Hem ya da kaçırılmış fırsatlar çıkacak. Sağ olun bizi aydınlattınız. Teşekkür ederim. Şunu da bitireyim. Buyurun. Daha önce de buna başlarken anlatmaya çalışmıştım. Bu 2030'lar civarı. Ha, evet 2030 diye bir tarih veriyorsunuz. Evet 29, 30 ya, işte en çok. Fazla 10 sene diyorlar ama 2030'lar yani çok. 2030'da kapıya gelip niye olmadı demeyiz yani de evet, az çok 2030. Çok tarif ediyor. Yani şunu demek istiyor orada. 2030'da gene istatistiksel olarak bir matematik algoritması olarak bu çalışmalar işte bu dünyada olan bütün bu hikayeler artık pratik olarak uygulanabilir olacak ve o zaman daha kolay ulaşılabilir olacak. Belki bir molekül olacak, belki birkaç makine uygulaması olacak, belki dediğim gibi o yapay zekanın erken teşhisiyle ilgili çok daha farklı bir teşhis maddesi bakılacak vesaire. Demek istediğim o zaman bir sürü şeyin kokusunu erken almak ve o sırada müdahale etmek mümkün olacak. Dolayısıyla artık teşhis edilemeyen bir şey, yani geliyor durduralım diyen bir şey kalmayacağı için o saatte, o yaşta müdahale ile fark etmek mümkün olacak. 2030'da kaç yaşındaysak artık oradan ileriye doğru eskisi gibi böyle hop diye tepeden aşağı düşecek, yaşlanma olmayacak. Ha, o zaman 2030'a var biraz daha, çok da fazla yok. Biz bir dikkat edelim yani. 6 sene sabredin. Yani o zaman da o kadar çok, bu
bahsettiğiniz şeyleri yapmak için bize cevap gelecek. Mesela şimdi çalışıyorlar. Karaciğer yağlanmasını geri çevirecek bir gen üstüne çalışıyorlar. Peki bu diyet, yani bu yeme pratiği o zaman biraz daha flexible olabilir mi 2030'dan sonra? Biraz daha yok. Vallahi bu, buradan şöyle, bir şey şöyle söyleyeyim. Bu, biz sürekli kaytarmaya çalışıyoruz. Yok, anladım. Ama bu şeyler, yani onları övmek için söylemiyorum. Sadece dünyanın durumunu anlatmak için söylüyorum. Zayıflama iğneleri öyle bir yere geldi ki. Restoranlar süper gıcık onlara. Bir dakika onlara. Zayıflama iğnesi, ben çok özür dileyerek. Zayıflama iğnesi iyi bir şey mi? Çalışan bir şey mi? Ben sanki onu böyle... Marka olarak söylememek için söyledim. Cilt altına yapılan bir uygulama, önce diyabet içindi. Şimdi kilo için kullanılıyor. Ama şimdi kilo olmayan şeyler için de kullanılmasına çalışıyor. O tıbbi şimdi, bir şey, yani sağlıklı, evet, bir şey mi? Ha. Sağlıklı bir şey demiyorum. Değil. Kime göre, neye göre? Burada söylemek istediğim, yeme içme işini zaten yedirtmeyerek... O iğne yememenizi mi sağlıyor? Çözmeye yakınlar, öyle söyleyeyim. Bu alışkanlığın devamında yiyecekler, üreticiler de farklı yiyecekler üretecekler. Dolayısıyla benim gözümde aslında yemek... Yani bu yemek yememek daha kolay sizin gözünüzde ve daha sağlıklı. Yani pahada ağır diyelim, şeyler yemek daha doğru. Yani gerçek yiyecekler yemek, yemek o kadar iyi değilse onun yerine supplement almak benim için daha doğru bir şey. Yani kısaca makineyi bozmayın diyorsunuz 2030 yılında. Daha fazla makineyi nasıl bozmayacaklarını öğrenmek istiyorlarsa birçok kitabınız var ama Longevity Planı en son kitabınız bu. Gençleşmek isteyenlerin el kitabı Doktor Ayşegül Çoruhlu'nun kronik kitaptan. Buradan baksınlar. Daha benim gibi beginner'lar ve kaytarmaya çalışanlar dipnotları okuyun. Belki orada sizin için işinize gelecek bir şeyler olabilir. Hakikaten çok kapsamlı şekilde burada anlatmışsınız derdinizi. Tıpçı olmayan ya da tıp üzerine çok fikri olmayan biri de çok rahat anlaşılsın diye Longevity Planı bir kez daha göstermiş olalım. Buna baksınlar. 2030'a kadar kasayı sağlam tutmaya, vücudu sağlam tutmaya, mekanizmayı sağlam tutmaya çalışsınlar. Ondan sonra istediğinizi yiyebilirsiniz. Ondan demiyorsunuz, sonra yedek parçalar gelecek. Ondan sonra istediğinizi yiyebilirsiniz diyemiyoruz. Yedek parça gelecekse belki olabilir işte. İşte. Biraz daha gerçekleşebilir. Bir de çok önemli bir şey daha dediniz. Genelde demiyorlar sonra kapatırken. Yani bu 7 gün yapamıyorsanız yani ya hep ya hiç. Değil. Bu hakikaten bir hasta için çok şey. Yani yapılamayacak bir şey öyle. Ya yapmasan öyle. O zaman da diyorsun ki ben yapamıyorum kardeşim ama olabildiğince çok yapılabileceğini, az çok bunun ne kadar yapabilirseniz o kadar şey. 2029-30 gibi bir de tarif verdiniz. Görüşelim. Görüşelim inşallah. O zamana böyle. O zamana kadar ofisteki hamurluları. Ölmem canım da yani hamurluları kaldırıyoruz. Ölmeyelim. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Geldiniz. Bizim için zevkti. Ben de böylece nasıl daha uzun. Ya biz çünkü tarihçiler çok uzun yaşıyor. 90 otomatik. Öyle midir? Tabii canım. Bu niye bilmiyorum. Akademisyenler uzun yaşıyor. Çok yani hiç erken öyle akademisyen görmedim. 95-100 tasasızlıktan olabilir. Neyse başka bir konu. Ben de uzun yaşayacağımı düşünüyorum inşallah. 2030'dan sonra yedek parça için gelirim. Çok teşekkürler Ayşegül Hanım. Görüşmek geldiniz. Üzere. Sağ olun. Bugün Doktor Ayşegül Çoruhlu konuğumuzdu. Bir sonraki 101'de görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.